Bildiğiniz gibi doğum iki şekilde gerçekleşebilir. Ya normal doğum yaparsınız ya da sezaryenle doğum yaparsınız. Normalde her gebenin normal doğurma potansiyeli kesinlikle vardır. Tabiat kadınları normal doğum yapabilecek şekilde yaratmıştır. Sezaryen aslında bir yardımcı yöntemdir. Normal doğumun kesintiye uğradığı veya bebeğin ya da annenin herhangi bir şekilde doğum nedeniyle hayatının riske girdiği durumlarda veya doğumun riske girdiği durumlarda sezaryen tercih edilmelidir. Ama belirttiğim gibi sezaryen bir yardımcı yöntemdir. Asıl olan normal doğumdur. Normal doğum için kadının vücudu zaten normal doğuma uygun bir anatomi ve fizyolojide yaratılmıştır. Bebekler de normal doğmak üzere yaratılmışlardır. Sadece insan nesli değil, bütün memeliler binlerce, milyonlarca yıldır normal doğumla türleri sürdürerek bugünlere kadar gelmişlerdir. Ancak bazı durumlarda tabii ki sezaryen kararı da vermek gerekir. Burada dikkat edilecek nokta şudur. Eğer normal koşullarda çok büyük oranda her kadın normal doğurabilecektir. Normal doğuma engel olan bir takım durumlar vardır. Bu durumlarda sezaryen tercih edilir. Kısaca bu durumları ele alırsak şu şekilde belirtebiliriz. Genel olarak bunları 3 ana bölümde ele almak lazım. Bir, anne ile ilgili sebepler. İkincisi, bebekle ilgili sebepler. Üçüncüsü de anne-bebek ilişkisiyle ilgili sebepler olarak. Anne ile ilgili olarak sebepler, örneğin annede çatının dar olması, yüksek tansiyonun olması, şeker hastalığı olması gibi direkt anneye bağlı sebepler olabilir. Veya rahim ağzının doğum sırasında açılmaması gibi nedenler anneye ait nedenler denilir. Bebekle ilgili olarak bebeğin iri bir bebek olması veya çok küçük bir bebek olup normal doğuma dayanamayacak dirençte olmaması veya yan gelmesi, ters gelmesi gibi geliş bozuklukları veya kordon sarkması gibi durumlar olabilir. Yine bebeği anneye bağlayan parçalardan plazanta dediğimiz halk arasında eş veya son denilen kısmın bebeğin doğumundan önce ayrılması ya da bebekten önde yer alıp doğum kanalının tıkaması gibi durumlarda yine sezaryen gerekebilir. Bir de bunların dışında anne ile bebek arasındaki ilişkiden kaynaklanan geliş sırasında demin belirttiğim gibi bebeğin kolunun sarkması, ayağının sarkması, doğum kanalını bir şekilde bebeğin geçmesinin engellenmesi veya annenin bir süre sonra ağrılarının zayıflaması gibi sebeplerle de sezaryen kararı verilebilir. Bunun dışında günümüzde tabii anne isteğine bağlı olarak da sezaryen kararı verilebilmektedir. Bazı kadınlar normal doğumdan çeşitli sebeplerle korktukları için kendileri sezaryen tercihlerini belirtmektedirler. Dolayısıyla karar bütün bu faktörler göz önüne alınarak direkt gebe kadının kendisiyle konuşarak bir karar verilmelidir.